Sayın seyirciler, şimdi Ankara'ya kameralarımızı çeviriyoruz. CHP Genel Merkezi'nde Samanyolu Haber ekibinden Ulaş Omrak'tayız. Ulaş Omrak bize detayları aktaracak. CHP'nin seçim beyannamesi bugün açıklanıyor. Birazdan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da beyannameyi açıklayacak ama beyannameye basın mensuplarının elinde. Ulaş Omrak'a hemen dönelim. Ulaş Omrak nedir? Seçim beyannamesinde öne çıkan noktalar, hemen dinleyelim. Evet, başkent Ankara'da ATO Kongrezyum'dayız. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin sizin de ifade ettiğiniz gibi 1 Kasım seçimleri için seçim beyannamesi açıklanacak. Detayları konuşacağız. Bugün yayın konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Milletvekili Sayın Barış Yarkadaş. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Yayınlar. Bizi izleyen herkese de merhaba diyelim. Teşekkür ederiz. Efendim isterseniz sloganınızdan yola çıkalım. Evet. Slogan önce insan, önce birlik, önce Türkiye diyor. Türkiye. Bu açıdan baktığımız zaman Türkiye'nin temel meselesini siz terör olarak mı görüyorsunuz? Niçin böyle bir slogan tercih edildi? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bugün bir seçim bildirgemiz açıklanacak. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu biraz sonra arkamızda bulunan salona gelecek ve biz de bu bildirgeyi hep birlikte kamuoyuyla paylaşacağız. Kameraman arkadaşımdan şöyle rica edeyim. Daha somut olması için önce Türkiye dediniz. Böyle bir kitapçığımız var. 230 sayfalık bir kitap. Ve bu kitapta Türkiye'nin temel sorunlarına Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakış açısı ve çözüm yolları gösteriliyor. Neden önce Türkiye diyoruz? Şunun için. Türkiye 7 Haziran seçimlerinin hemen ardından özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hırslarının ve kişisel ikbal beklentilerinin kurbanı oldu. Nasıl kurbanı oldu? Aslında millet iradesi 7 Haziran seçimlerinde ortaya bir koalisyon seçeneği koymuşken Tayyip Erdoğan kendi partisi AKP'yi tek başına iktidar yapabilmek adına ülkenin çıkarlarını geri plana iterek kendi çıkarlarının hakim olmasını sağlamaya çalıştı. Onun için önce Türkiye. Biz o yüzden diyoruz ki önce Tayyip Erdoğan değil, önce AKP değil, önce Türkiye. Çünkü Türkiye varsa Cumhuriyet Halk Partisi var. Türkiye varsa demokrasi var. Türkiye varsa özgürlükler var. Eğer önceliğimizi Türkiye'nin çıkarları üzerine kurarsak milli birliğimizi, toplumsal kardeşliğimizi, birlikte yaşama arzumuzu güçlendiririz. Ama bunların hiçbiri olmadan çatışmaların sürdüğü, ekonomik bunalımın hakim olduğu, herkesin birbirinden nefret ettiği bir ülkede iktidar olsanız ne olur, olmasanız ne olur? O yüzden önceliğimizin Türkiye olduğunu, Türkiye'nin ulusal bütünlüğünün korunmasını, üniter yapısının korunmasını, birlikte yaşayabilecek mekanizmaları güçlendirmemiz gerektiğini ve parti çıkarından önce ülke çıkarını ön plana koymamız gerektiğini söylüyoruz ki tüm partiler aslında bu anlayışta olmalılar. Çünkü siyaset sonuçta ülke için yapılır, halk için yapılır, millet için yapılır, toplumun çıkarları için yapılır. Biz bu sosyal demokrat anlayışımızı önce Türkiye, önce insan, önce birlik kavramıyla ortaya koyuyoruz ve diyoruz ki partimizin çıkarları yerine Türkiye'nin çıkarlarını düşünüyoruz. Bunu nasıl somutlaştırdık? Bunu Sayın Genel Başkanımız 7 Haziran'dan sonra AKP ile yapılan görüşmelerde aslında çok somut bir biçimde ortaya koydu. Bir milletvekili olarak söylüyorum, AKP ile yapacağımız koalisyon bizi yıpratırdı, yıpratacaktı. Belki önümüzdeki dönemde de böyle bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Ama biz siyasi olarak yıpranmamız, partimizin bu süreçten zarar görmesi yerine Türkiye'nin ihtiyacının bir koalisyon olduğunu bilincimize çıkarttığımız için, bunu gördüğümüz için partimizin zarar görme pahasına ülkemizin çıkarlarını ön plana çıkarttık ve önce Türkiye dedik. Bundan sonra da sloganımız zaten önce Türkiye, önce insan olacak ki insan merkezli politika zaten sosyal demokrasinin temelidir. Efendim bildirgeye baktığımız zaman önce bizim Türkiye diyerek evet, ulusal birliğimize, bütünlüğümüze bir vurgu yapıyoruz. Önce insan diyerek de ulusal değerlerimizi insan merkezli bir politikayla sosyal demokrat bir anlayışla öne çıkartıyoruz. Yani birbirine bağlı ve tabii ayrışmaya, bölünmeye, çatışmaya karşı da önce birlik diyerek bir arada durmamız, birlikte yaşama arzumuzu güçlendirmemiz gerektiğini söylüyoruz. Bu açıdan bakılınca en önemli başlık benim gözümde çözüm süreci geliyor. Siyasi evet, iktidar çözüm sürecini Cumhurbaşkanı Erdoğan buzdolabına kaldırdıklarını ifade etti. Şartlar değişirse farklı evet, şeyler de olabilir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi daha önceden de hep farklı angajmanlara girilmemesini istemişti çözüm süreci konusunda. Baktığımız zaman bildirgi hep meclisi işaret ettiniz. Yine meclis var. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında veya herhangi bir koalisyon ortaklığında bu meseleyi nasıl çözeceksiniz? Akan kan duracak mı? Evet. Bugün bildirgemizde Sayın Genel Başkanımız biraz sonra açıklayacak.
topluma ve meclise toplumsal mutabakat komisyonu kurulmasını önereceğiz. Nedir toplumsal mutabakat komisyonu? Kürt sorunu, terör sorunu, PKK sorunu, adına ne derseniz deyin, Güneydoğu sorunu deyin ya da başka bir şekilde adlandırın. Bu sorunun çözümünün temel zemininin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu söyleyeceğiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parlamentoya giren partilerden temsilcilerin oluşturacağı bir toplumsal mutabakat komisyonuyla sorunun tüm boyutlarını masaya yatıracağız. Sosyal yanını, psikolojik yanını, etnik yanını, ekonomik yanını ve bunu çevreleyen hangi sorunlar varsa bunların tamamını önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulacak bir komisyonda masaya yatıracağız. Masada konuşulmadık hiçbir şey kalmayacak. Hiçbir şey kalmayacak. Sorunun tarafları ya da bu sorunun çözülmesini isteyen herkes gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Toplumsal Mutabakat Komisyonu'nda görüşlerini ortaya koyabilecek. Ve Kürt sorununun çözümünü ulusal birliğimizi bozmadan parlamentonun çatısı altında çözeceğiz. AKP ne yaptı? AKP Tayyip Erdoğan'ı başkan yapabilmek adına bu sorunu istismar etti. Acaba Kürtleri bir dönem yanıma çekip oradan alacağım oylarla Tayyip Erdoğan'a başkanlık sisteminin yolunu açabilir miyim diye faydacı bir politika izledi. Ama kapalı kapılar ardında yaptıkları ve bence hiçbir meşruiyeti olmayan görüşmeler Tayyip Erdoğan'ın oy kaybetmesiyle birlikte geldi, duvara çarptı ve bugün sorun daha da karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hale dönüştü. Bakın, terörü bitireceğiz, anaları ağlatmayacağız diye 4-5 yıl önce önümüze açılım, milli birlik, kardeşlik paketi projesi koyanlar bugün terörden sorumlu hale geldiler. Terörün bugün siyasi sorumluluğunu taşıyorlar. Efendim, şehit cenazelerinde de büyük tepkiler var. Efendim, şehit cenazelerinde şehit ailelerinin ortaya koyduğu tepki ve ortaya koydukları tepkide ifade ettikleri sözler aslında siyasetçilerin, siyaset makamında oturan, devleti yöneten, hükümeti yönetenlerin terörün artmasındaki sorumluluğunu açıkça işaret eden sözlerdir. Ne diyor bir asker anası? Medya her ne kadar bu sözleri sansürlese de onun PKK'lı askerleri oğlumu öldürdü diyor. Sarayı işaret ediyor. Ya da bir yarbayımız Ali Alkan, ne oldu da düne kadar çözüm süreci diyenler şimdi sonuna kadar savaş diyorlar dedi. Bu aslında Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'nin ülkeyi bir kaosa sürüklemek, HDP'yi baraj altında bırakarak oradan kendilerine milletvekili devşirme politikasını ifade eden sözlerdir. Ve bugün Türkiye bu politikanın duvara çarptığını görmüştür. İnşallah 1 Kasım seçimlerinde de AKP'nin bu faydacı yaklaşımının, bu siyasi istismarcı yaklaşımının sonuç alınamadığı da ortaya çıkacaktır. Efendim, sandıkların taşınması meselesi uzun süredir tartışılıyor. Evet. Farklı ilçe seçim kurullarından taşınma kararları alındı. Bir yandan da Gözler Yüksek Seçim Kurulu'nda henüz bir karar alınmadı. Gündemimizde yok dedi dün ve önceki gün YSK Başkanı Sadi Güven. Bununla birlikte terörün tehdidinin çok fazla olmadığı bazı yerlerde de bu yönde talep var. Son olarak Erzincan'dan böyle bir talep geldi. Sorunun neye bağlıyorsunuz? Yani orada bir terör tehdidi olmamasına rağmen veya düşük düzeyde olmasına rağmen niçin sandıklar taşınmak isteniyor? Sandık taşıma sorununun siyasi boyutu var, hukuki boyutu var. Siyasi boyutu şudur. Eğer bir iktidar, ben Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Şırnak'ın Cizre ilçesinde seçim yapamıyorum, o yüzden sandıkları bir araya getiriyorum diyorsa, getirmek istiyorum diyorsa, bu o hükümetin Türkiye'yi yönetemediğinin göstergesidir. Aciziyet içinde olduğunun en net ifadesidir. Ama Sayın Başbakan Davutoğlu'na bir açıklaması oldu. Terörün beli kırıldı dedi. Efendim, onlar günlük laflar, hiçbir değeri olmayan laflar. Davutoğlu'nu çok ciddiye de almayın zaten. Şimdi iktidar seçim yapamayacağını gösteriyor. Ülkeyi yönetemediğini, belli bölgelerde kontrolü kaybettiğini gösteriyor. Bu işin mantıki yönü. Bir diğer yanı şu, burada aciziyet olduğu kadar kötü niyet de var. Kötü niyet şu, acaba ben HDP'ye oy veren seçmenlerin bir kısmını sandıkları taşıyarak sandık başına getirtmezsem, onların bir 400 bin oyunu yapacağım hesaplamalarla sandık dışında tutarsam, o 400 bin oydan 10-15 milletvekili devşirerek hükümet olabilir miyim? Bunun arayışındalar. Bu kötü niyettir, demokrasiyi katletmektir. Bu işin siyasi boyutu. Hukuki boyutu ise şu. Bir, seçim çevreleri anayasamızda
belirlenmiş, nasıl oluşturulacağının altı kırmızı çizgilerle çizilmiştir. Bir sandığın başka bir sandıkla birleştirilebilmesi için temel kural şudur. O sandıkta oy kullanacak insan sayısının 9'dan az olmasıdır. Yani ancak diyelim 222 nolu sandıkla 223 nolu sandık bir mahallede birleştirilecekse o sandığın iptal edilebilmesi için 222 nolu sandıkta örnek olarak veriyorum oy kullanacakların sayısının 9'dan az olması gerekir. E bakıyoruz Şırnak'ta böyle bir durum var mı yok? Erzincan'da var mı yok? Onu anlatacağım biraz sonra Erzincan'ı. Ya da Bismil'de var mı yok? Peki hangi zorunluluktan doğmuş bu? Hiçbir hukuki zorunluluğu, sosyal zorunluluğu yok. Şimdi bu sandık birleştirmeyi bu açıdan yapamazlar. İki, Yüksek Seçim Kurulu böyle bir karar veremez. Çünkü seçim çevrelerinin belirlenmesi kanunla ortaya konur. Yüksek Seçim Kurulu kanun yapıcı bir noktada olmadığı için, kanun yapıcı bir mevki, makam olmadığı için eğer anlattığım tarzda bir hukuki zorunluluk yoksa Yüksek Seçim Kurulu hayır ben buna rağmen sandıkları birleştireceğim derse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisine tecavüz eder. Buradan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nı ve üyelerini uyarıyorum. Sakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerini gasp etmeye, yetkilerine tecavüz etmeye yeltenmeyin. Sandık çevreleri kanunla belirlenir. Siz kanunla belirlenen bir maddeyi, bir olguyu kafanıza göre karar alarak siyasi iktidarın baskısına boyun eğerek değiştiremezsiniz. Sizin böyle bir yetkiniz yok. Ha diyelim ki böyle bir yetki gaspı yaptı Yüksek Seçim Kurulu ve sandıkları birleştirdi. Tek bir vatandaş bile birleştirilen sandıkları şikayet eder. Oy kullanamadım, oy kullanmaya gidemedim. Ya da oy kullanmak için getirilen arabaya binecektim beni almadılar. Oy verme hakkım gasp edildi der. Mahkemeye giderse o seçimi de iptal ettirir. O yüzden Yüksek Seçim Kurulu'nun böyle bir yetkisi yoktur. Sakın bir yetki gaspı yapmaya çalışmasın. Hükümet de eğer seçimleri güvenliğini sağlayamayacaksa bugün hemen bıraksın. Hemen bugün bıraksınlar iktidarı. Erzincan meselesine açar mısınız? Erzincan şudur. Erzincan'da Cumhuriyet Halk Partisi 1800 oyla, oy farkla bir milletvekili çıkardı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok oy aldığı bölgeleri birleştirerek Cumhuriyet Halk Partililerin sandığa gitmesini engellemeye ve AKP'ye iki milletvekili çıkartmaya çalışıyorlar. Erzincan'da bir terör mü olmuş? Hayır. Erzincan'da seçim güvenliği tehdit altında mı? Hayır. Herhangi bir terör olayı yok. Ben o köylere gittim. Birleştirilmek istenen köylere 7 Haziran seçimlerinde kampanyada çalıştım. Herhangi bir terör yok, ulaşım engeli yok. Gayet rahat gidip gelebiliyorsunuz köylere. Yani bir fiziki engel de yok. Şimdi ne yapıyorlar? CHP'ye yoğun olarak oy çıkan bölgedeki köylerin sandıklarını 150 kilometre, 200 kilometre ötedeki bir köye götürerek gelin burada oy kullanın diyorlar. Niye? CHP'li seçmenlerden 1000-1500 kişi giremediği zaman gidemezse AKP orada hak etmediği halde ahlaksızca bir milletvekiline daha sahip olmaya çalışıyor. Ben buradan Erzincan'daki partililerimizi de uyarıyorum. Buna itiraz etsinler, karşı çıksınlar. Bu hukuksuzluğa karşı dursunlar ki biz burada zaten parlamentoda bunun gereğini yapıyoruz. Ama şu anda hukuk tanımayan, kural tanımayan bir iktidarla anayasayı askıya alan zorbalıkla Türkiye'yi yönetmeye çalışan ve herkesi teslim olmaya çağıran bir iktidar var. Hiç kimse teslim olmayacak bunlara. Efendim son olarak bu zorbalığa, bunun adı zorbalıktır. Bunun adı ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlığa ve zorbalığa hiç kimsenin teslim olacağını sanmıyorum. Efendim yayınımızın sonuna geliyoruz. Çok kısa bir şekilde seçim beyannamesine ben tekrar dönmek istiyorum. Özellikle sizin 7 Haziran'dan sonra 7 Haziran seçimleriyle ilgili açıkladığınız o seçim beyannamesinde vaatlerin arasında özellikle ekonomik vaatler ön plandaydı. Evet. Asgari ücretin 1500 liraya çıkarılması, özellikle emeklilere iki maaş, dini bayramlarda ikramiye verilmesi. Şimdi diğer partilerin özellikle iktidarın, AK Parti iktidarının vaatlerine baktığım zaman, daha doğrusu kamuoyuna yansıyan şu an itibariyle kulis bilgilerine göre baktığım zaman onlar da benzer vaatlerde bulunuyorlar. Şimdi neye bağlıyorsunuz? Nasıl olacak? AKP'nin, niye ekonomi ön planda? AKP'nin söyleyecek sözü kalmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kötü bir taklitçisi olmaya çalışıyor. Biz emekliye iki ikramiye verelim dediğimizde kaynak yok diyorlardı.
Şimdi baktılar ki toplum Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu vaadini sahiplendi. Kendileri kaynak yok laflarını unutmuşçasına emeklerin hayatını düzelteceğiz diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin yaşam kalitesini yukarı çekiyor. Aslında budur. AKP de CHP'nin kötü bir taklitçisi olma pozisyonuna düştü. Biz yapmak istiyoruz. Onlar sadece taklit etmekle yetiniyorlar. Ama bu vatandaşımız açısından iyi. AKP de eğer sonuçta emeklerin yaşam koşullarının kötü olduğunu kabul etti ve düzeltmek için adım atmaya çalışıyorsa bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'ye kazandırdığı bir olgudur. O açıdan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin vaatlerini toplumun daha çok sahiplenmesi gerekir. 7 Haziran seçimlerindeki gibi bir kaynak tartışması yaşanmaz mı diyorsunuz? Hayır efendim, kaynak tartışması zaten yoktu. Devletin giderlerinin, bütçenin sadece ve sadece %3'ünü zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylediği vaatlere ayırırsanız, ya hırsızlık yaptırmazsanız, namussuzluk yaptırmazsanız, soygun yaptırmazsanız emekliye 2 ikramiye verirsiniz. Öğrenciye yurt imkanı sağlarsınız. Ama aklın hırsızlıktaysa, ben kamu mallarını nasıl çalarım diye düşünürsen emekliye verecek para bulamazsın. Cumhuriyet Halk Partisi ile AKP'yi ayıran fark şu. Cumhuriyet Halk Partisi devletin kaynaklarını toplumun çıkarları için kullanmak istiyor. AKP ise kendi yöneticileri için, yandaşları için kullanmak istiyor. Kaynak yok dedikleri o. E hani kaynak yoktu, şimdi nereden vereceksiniz? Nasıl vaat ediyorsunuz bunu? Demek ki kaynak da var, para da var. Sizin o parayı nasıl kullanmak istediğiniz önemli. Oldu efendim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Paylaştınız. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün seçim beyannamesi açıklanacak. Kısa bir süre sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkmasını bekliyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Teşekkür ediyoruz. Ulaş Omrak ve konuğu CHP kanadından Barış Yarkadaş'a devam ediyoruz.